Dijitürk ve TMSF, ulusal kanalın Dijitürk yayın platformunda yer almaması konusunda çok hukuka aykırı bir şekilde çok ciddi bir direnç göstermekteler. Ulusal kanal, radyo televizyon üst kurumu talimatlarını yok sayan Dijitürk ve TMSF yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ulusal kanal hukuk müşaviri avukat Zeynep Küçük, Dijitürk ve TMSF yetkililerinin suç işlediğini hatırlattı, uygulamanın siyasi olduğunu vurguladı. Dijitürk yayın platformuna ulusal kanalı almayarak tamamen siyasi iradenin maşası haline geldiğini beyan etmiş vaziyettedir. Dijitürk ve TMSF yetkilileri açık bir şekilde kamuyu zarara uğrattıkları gibi vatandaşın haber alma hakkını da engellemiş oluyorlar. İstanbul Barosu yöneticisi Hasan Kılıç da ulusal kanalın Dijitürk yayın hakkının hukuksuz şekilde engellenmesine tepki gösterdi. Bu hukuk aykırılığı gidermeleri gerekir. Kılıç, ulusal kanalın doğruları halka anlatma kaygısıyla yayın yaptığına dikkat çekti. Toplumun her kesiminin uygulanan ambargoyla ilgili artık yükselen bir sesi olduğunu görüyoruz. Gerçekten baktığınızda son dönemde medyayla ilgili özellikle bu baskıları hep beraber yaşıyoruz. Tabii ki ulusal kanal doğruları halka aksettirme, bilgi verme konusunda belli bir çizgisi var ve bu çizgisini devam ettiriyor. Ulusal kanal genel yayın yönetmeni Yener Güneş ve program yapımcısı Halil Nebiler de Çağlayan Adliyesi'ne giderek avukat Küçük'e eşlik etti.